İyi akşamlar sevgili izleyenler. Yine bir gözlem programında sizlerle birlikteyim. Bugünkü konuklarım çok kıymetli. Benim 40 yıllık arkadaşım diyebilirim. Erdinç Televizyon Kurumu'nun başı. Bu şirketi kuran kişi, yani Erdinç Şirketler Kurumu'lu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Erdinç Cumhurkaya. Ve onun biricik oğlu, aynı zamanda da Genel Müdürümüz Velihan Yumrukaya bugün benim konuklarım. Neler mi konuşacağız? Sokakta sizler konuşuyorsunuz ya. Hani diyorsunuz ya, televizyon yayına geçti mi? Yok, uydudan seyredebilir miyiz? Teknolojinin neresinde? Yok, dedikodu yok. Bugün Sayın Yumrukaya'yı davet ettim. Kırmadılar, geldiler. Ve biz ona soracağız. Birazcık da aile sohbeti gibi bence sizlerle de birlikte sohbetimizi derinleştireceğiz. Evet, Yumrukaya, hoş geldiniz diyelim. Hoş bulduk. Bu çok güzel bir şey. Yani kendi televizyonuma ilk defa bir konuk oluyorum. Yani bu çok ilginç bir olay. Çünkü şimdiye kadar biliyorsunuz hep ben oradaydım. Burada konuklarım vardı. Ama şu anda iki hafta bu tarafa baskı yaparak resmen şikayet etmiyorum Manisalılar için ama bu televizyonla beraber program açacaksınız. Ya, ben de tabii Pınar'ın başı varken biz derelerle uğraşıyoruz. Ben en iyisi dedim. Doğru. Ben de dedim ki tamam Yüksel abiyle biz program yapalım. Ve biz de Manisalılarla hem buluşalım. Manisalılara merhaba diyelim. Uzun zamandır ben de çıkmıyorum gerçekten. Bir televizyonun kuruluşunda çıkmıştım galiba. Ama hem Manisalılarla hasbihal edelim hem de Yüksel Gördes'le de program yapmak. Ayrı bir olay tabii. Yüksel Gördes Manisalı hiç unutmuyorum. Yıllar önce Ankara'ya gittim. Daha çok küçüktüm. Manisa deyince Yüksel Gördes tanıyor musun demiş bana birisi. Abi ne iş yapıyordun? Ben gazeteciyim dedi. Yüksel Gördes de Manisa değil, Türkiye çapında bir gazeteci. Efendim evet, bu televizyon kurulduğu günden bu tarafa da nasıl, kim çıkacak? Ya aman, o günkü başbakan geliyor dediğim zaman sizi atmıştık hep öne. Bugün de hala her çarşamba program yapıyorsunuz. Çok teşekkür ederim bu Manisalılara. Ne güzeldi o günler değil evet mi? Hayır, hala güzeldi. Yani. Yüksel abi benim için var ya her gün, her saniye çok ama çok güzel. Yani bana hep sorarlar, nasılsınız? Ben çok iyiyim derim. Hiç böyle kötüyüm falan mümkün değil bir şey değil mi? Hep çok iyiyim. Biz gerçekten çok iyiyiz. Nefes aldığımız sürece iyiyiz. Tabii ki olumlu, olumsuz, hayatta bir olay var ama olumsuz bir şey geldiği zaman bile nasıl çözeriz diye düşünürüz. Ben hayatta öyleyim biliyorsun. Hiç negatif olmam, pozitif olmaya çalışırım. Tabii ki herkesin sıkıntıları vardır, herkesin üzüntüleri vardır, üzüldüğü şeyler vardır. Ama hayat bir taraftan devam ediyor. Dolayısıyla ben bütün Manisalıların huzurunda teşekkür ederim Yüksel Gördes'e. Bizi, Yüksel abimize, bizi buraya çağırdı. Bir de oğlum da ilk defa program yapacağım. Velihan Yumrukaya. Velihan, şimdi onlar tamamen genç beyinler. Yani elektronik diyelim artık. Hani son teknolojiye uygun. Bizi çok fazla da küçültme Yüksel ama abi ya. Ya Yüksel abi bizim pratiğimiz var. Sen yine de bizi çok küçültme ya. Yok, küçültmüyoruz da ama onların da hakkını vermeden. Öyle mi? Peki tamam. Söz sizi, buyurun. Yani, ben de dinleyeyim bakalım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Televizyon 23 yaşına bastı. Evet. Bu 23 yaşı demek bir gencin askere gitmesi, askerden gelmesi, artık ben de bir yuva kurayım, evleneyim deme bir çağı. Evet, 23 yıldır. 23 yıl. Biz anadan doğma televizyoncuyuz. Hani şey vardı, şey derler ya, bir anadan doğma sonra doğma falan gibi. Biz televizyonlar kurulduğu günden itibaren televizyoncuyuz ve o günden sonra Manisalıların evindeyiz. Evet. Şimdi sayın izleyenler, Erdinç Bey'in bu söylediklerinin yanında çok Manisalı niye başkası televizyon kurmuyor? Manisa'nın zengini yok mu diye sitem edenler vardı. Ve onların kurmadığı halde Erdinç Bey'in televizyonunda da yok şu haber olmamış, yok bu haber olmuş veya daha iyi olmuş veya yandaş olmuş diye dedikoduları yapanlar da vardı. Ben de o zaman soruyordum sokakta bizi izleyenlere. Şunu söyleyeyim, hatırladığım kadarıyla ilk televizyonun kurulduğunda ben bu televizyonun yardımcısıydım. Evet. Geldiğim zaman Erdinç Bey'in yanında gazeteciliğim var ama televizyonculuğum yoktu. Televizyonculuğu ben burada öğrendim. Sonra. Yani aynen nasıl doğru montaj yapılır, nasıl dekope edilir, aynen nasıl yayınlanır, seslendirme. Halka konusu nasıl hitap edilir, nasıl konuşulur. Evet, tabii nasıl doğru konuşulur. Tabii birazcık da insanın kendi içinde pratiği olması lazımdı. O tarihlerde benim anımsadığım, biraz daha hani Erdinç Bey de derken kendinden bahsediyorsun. Sus be adam da diyebilirsiniz bana ama bari söyleyeyim de içimde kalmasın. O tarihlerde televizyonlarda yorumlar yapılırdı. Evet. Yarım saat
15'er dakika. Mesela o günün şeyleri arasında işte Kırcalar evet, vardı. Doğru. En son haberlerden sonra yorum çıkardı. Evet, yorumlar çıkardı. O yorumlarda bakardım ben. Bir de açık canlı yayınlar yapılırdı. Hani açık tabii. Oturumlar dediğimiz siyaset meydanı gibi. Onları takip ederdim. Ben çıkarsam ben de bunları yapayım derdim. Yani kendimi orada ders çalışır gibi örneklik yapardım. Ve bu şekilde ben ETV'de onları örnek alarak evet, başladım. Doğru söylüyorsunuz. Erdinç Bey de hemen arkasından kendisine ben sordum. Dedim ki ya sen niye çıkmıyorsun kardeşim? Sen bir partinin il başkanısın. Siyasetin içindesin. Hepsini benden daha iyi biliyorsun. Partinin içindeki kaynaşma varsa, öteki partinin içinde ne varsa bunları da sen biliyorsun. Gel seni çıkaralım dedim. Evet. Örnek olarak da ben Gündem isimli evet. programı evet. Erdinç Bey'e hediye ettim diyebilirim. Doğru söylüyorsunuz. Ondan sonra Erdinç Bey de çok Manisa'nın seçkin kişileriyle yayınlar yaptı. Ama şimdi bu yayınlardan sonra o tarihlerde bizi en az akşam 7.30 haberlerinde 100 bin kişi seyrediyordu diyebilirim. Başka kanal yoktu zaten. Başka kanal yoktu. Bir o zamanlar Sine 5 vardı. Maç seyretmek aynen, için. Aynen doğru. Onun dışında kanallar yok, olmayınca evet, herkes doğru. bizim yerel kanalımıza bakıyorlardı. Şimdi neden herkes alıştı tabii ETV'nin kanallarına. Diyelim ki ETV'de diğer uydu kanallarına girdiği için başka televizyonlar biz biraz geride kaldık gibi görünüyor. Ama şunu da belirteyim. ETV ve Denge Gazetesi aynı zamanda onun yandaşı, ortağı. Manisa'nın amiral gemisi haberler bakımından. Evet. Yani onun yaptığı haberler herhangi bir partiye yandaşlık yapmak veyahut da onlara kıyak çekmek gibi değil. Doğruyu yazmak her iki cepheden de eleştiriler yapmak gibi bir konularla gazete çıkıyor. Ve Denge'yi bu konuda kutluyorum. Denge şu anda gazetecilik arasında Manisa'nın amiral gazetesidir. Aynen öyle. Şimdi gelelim Erdinç Bey. O şeyde kaldık. Teknoloji konusunda dedik. Uydudan herkes uyduya geçmesi sebebiyle Manisa'da neden yerel televizyon ETV geçemedi? Bunu bir sıkıntısı yoksa hayır, bunu yok, bir açıklayalım. Yok, hiç mahsur yok. Halk öğrensin. Şimdi bir defa Manisalılara çok teşekkür ediyoruz. Bir 23 yıldan bu tarafa ayakta kalmak. Yani 23 yıldan bu tarafa benim iş hayatım 44 yılda 44 yıldan bu tarafa iş hayatımızdayız. Ve batmadan gidiyoruz. Ve bu şirketimiz bizim vergi borcu yok. Efendim icralık bir durumda değiliz. Kimse devlete hiç borcumuz yok. Ve hep yanımızda da 100'e yakın insan çalıştı. Ve bunlara ekmek verdik. Yani bu çok büyük bir olay. Bu benim için en büyük haz. Herkes işi çıkarttıkken biz buraya personel aldık. Diğer mağazalarımıza personel aldık. Ve personel çok mutlu olduk. Onların doğum gününü kutladık. Bir aile, geniş bir ailenin. Ben de reisini yaptım. Televizyon ve gazete şu anda hala daha Manisa'da sorun. Bakalım hangi televizyon var diyecekler. Manisa'daki televizyon sayar mısınız? Geçen soru şu. Çok üst düzeyde bir araştırma şirketindeki arkadaşım söylüyor. ETV. ETV çünkü Erdinç'in E'si var. Artık Manisa'daki Erdinç ismi çok şükür buna hep dua ediyorum. Annem de dua ederdi. Erdinç ismi bir marka oldu. Yani Coca-Cola bir marka ama Erdinç de bir marka. Efendim işte Erdinç... İşte bunu burada bir açıklama getirdik. Neden yani, ETV diyorlardı? Yani şimdi burada başındaki E'nin Erdinç ismi Erdinç çok önemli. Olması. Çünkü şu anda çalışan 45 bin yakın bir bizim personelimiz şeyimiz var. Müşteri potansiyelimiz var. Ve Erdinç Yumurka'ya kaliteli mal satar. Erdinç Yumurka'ya satarsa pahalı diyorlar. Ben de diyorum ki ucuz şey olması için kalitesi olması lazım. Ve bizim çok ciddi bir müşteri potansiyelimiz var. Diğer işlerimiz de öyle. Yani şimdi bakın bir tüp işinde Ege bölgesinin en büyük bayisiyim ben. Böyle bir şey olabilir mi? Abi şimdi doğalgaz var. Ve şu anda Erdoğan Demirhan geçen teşekkür yazısı gönderiyor bana. Tebrik ediyorum falan diye. Bunun için önce bir defa dürüst ilkeli olacaksınız. Bu televizyon ve bu gazete sizin söylediğiniz zaman yani herkesin televizyonda birinci kanal ETV olduğu anlamına bahsediyorum. Hiç taraflı yayın yapmadı. Hiç ama. Hiç kimseyi karalamadı. Şu anda aynı pozisyondayız. Benim için şu önemli. Biz güzel haberlerle insanları eğitmeliyiz. Biz güzel haberler vererek dostlukları pekiştirmeliyiz.
biz iki dostun arasını açmalıyız. Hatırlarsanız Ziraat Odası Başkanı ile efendim Tarış Başkanı Murat Uludemir'i ben burada barıştırmıştım. Yani burada barıştırdım. Çünkü Manisa'nın artık huzura ihtiyacı var. Çok güzel bir şehrimizdi. Şehir kalabalıklaştı ama biz huzuru gazete ve televizyonda şey yapıyoruz, sağlıyoruz. Gazeteye gelince, televizyona tekrar dönünce ama gazeteye gelince şu var. Manisa'nın en büyük tıraşlı gazetesidir şu anda gazetemiz. Doğru. Bunun daha önce birkaç tane gazete vardı. Ulusal gazete vardı biz geçen ama onlar da galiba kapatıldı. Şu anda tıraş olarak son derece fazla yüksek bir tıraşımız var. Ve iddia ediyorum en çok okunan gazeteyiz. Gazetemiz hava yağmurlu olduğu zamanlarda veya gazete dağıtıcımız hasta olduğu günlerde saat 9'dan sonra benim telefonum hiç susmuyor biliyor musun? Gazetemiz gelmedi güne başlayamıyoruz diyen insanlar var. ETV ve denge artık Manisa'da bütünleşti. Bu konuda biz bütün Manisa'ya teşekkür ediyoruz. Teknolojik olarak da Velihan Yumurka'ya kendisini herhalde anlatacaktır biraz sonra. O da yurt dışından geldi ve dedim ki geç televizyonun başına Velihan artık bu senin söylediğin gibi çok fazla belli etmiyoruz ama biz artık yaşlandık. Teknolojik bir şekilde Manisalılarla bu televizyonu buluştur veya Manisalılara haberleri çok fazla ilet dedim. Ki geçen hafta biliyorsunuz Sayın Özgür Özel'in bir yaptığı haberde 141 bin kişi izleyince. Benim de takdir ettiğim bir haberdi o. Efendim sonra çok Sayın güzel. Özgür Özel efendim buradaki muhabirimizi alıp mecliste bir basın toplantısı yaptı. O da doğru. Ve dedi ki bu 1500 tıraşlı gazete 141 bin kişi okuyor. Ve Manisalılara bizi de onur etti. Efendim çalışanlarımız onur etti. Müsaade edersen o muhabir arkadaşımızı da buradan tebrik edelim. Genel Kılıç. Bence de evet. Yani tebrik etmemiz lazım. Yani onları da onurlandırmak lazım. Tabii. Yani burada Velihan Yumruka'ya işe geldikten sonra çok farklı olduğunu hissediyorum. O şimdi herhalde anlatacaktır. İsterseniz sonra bırakalım. Soralım. Bakalım ne olacak? Neler oluyor? Artık böyle Velihan tabii elimizde de büyüdün gibi ne diyorsun şimdi bu teknolojiye? Bayağı Avrupa staj, Amerika'da staj gördün. Evet. Eğitim gördün. Bugünkü durum nasıl teknoloji bakımında? Nerede ETV? ETV ben işte bahsediyorum. Bir sene önce geldim. Bu arada bir şeyi fark ettim. Geçen sene Ekim'den beri buradayım ama ben de ilk defa da programa katılıyorum. Daha önce hiç programa yan katılmamıştım. Yan televizyona evet. Hani bizim Velihan Bey'le ilk defa programı katılıyorum. Bir de yan yana ilk defa program yapıyoruz. Yani baba oğul bizi karşılığa aldı Yüksel abi. Bir araya getireyim bir de bir hatıra çıkar, olsun. Rahat rahat ol. Ne kadar güzel. Sorabildiğin her şeyi sorarsın. Evet Velihan. İlk program en büyük öğretmenlerle oldu. Öncelikle teşekkür ederim size de babama da. Teknoloji açısından ETV ve Denge Gazetesi'nde geçen sene arkadaşlarla oturduk. Ekibimiz çok sağlamdı. Neler yapabiliriz, neredeyiz, nelerde geride kaldık, nelere gitmemiz lazım diye bir incelemede bulunduk. Gazetede internet haberciliğine hemen yoğunlaştık. Gazetemizin basılı gazetenin mizampajında düzenlemelere gittik. İnternet gazetesinde kısa sürede Manisa'da okunur, yani insanların bir haber duyduğunda doğrulamak için girdiği ilk 3 site arasına girdik. Hatta yaz aylarında uzun bir süre birinciliği koruduk. Şimdi ilk 3'te devam ediyoruz. Ama birincilik tabii hedefimiz. Televizyon konusunda tabii ben yurt dışı tecrübesi ve oradaki şeylerimden orada kurduğum bağlantıları kullanarak neler yapılabilir? Oradaki arkadaşlarımdan DreamWorks'te arkadaşlar var. Onlar beni daha çok yönlendiriyor. Onlar bana şunu demişti. Velihan bütün kameralarını sat. Herkese birer iPhone al, onunla çek. Buradaki arkadaşlara tabii ben bunu önermiştim ilk geldiğimde. Dediler ki Velihan Bey öyle bir şey olmaz, bizim imajımız gider. Ama yani teknik açıdan soruyorum tabii buradaki arkadaşlarımıza. Teknik açıdan iPhone'la kameralar aynı mı? Hemen hemen aynı. Sadece görünüşü. Ya dedim o zaman maket yaptıralım bari, içine iPhone koyalım. Daha sonra bu plandan vazgeçtik tabii. Geldiğimde bir de uydu konuşmaları vardı. ETV uyduya ne zaman çıkacak soruları çok fazla vardı. Tabii ben kurumsal yapıda yetiştiğim için önce bir bina inşaata girmeden temelini oturtmam lazım. Ekibimle tanışmam, birbirimize kaynaşmamız. Daha sonra tabii uydunun bir de finansal kısmı var. Erniş Bey sağ olsun Erniş Şirketler Grubu ile birlikte bize her ay destek oluyorlar ama benim amacım o desteği tamamen sıfırlayıp ETV'yi ve dengeyi kendi ayaklarının üzerine duran bir yer haline getirmek. Bunda da finansal açıdan çok büyük yol aldık. Geçen seneye göre aldığımız desteği 1/3'üne indirdik. İnşallah sıfırlayacağız bu yıl sonunda. Bu yıl dedim 2017 yıl sonunda. Şuradan kısa yine Erdiş Bey'e sözü vermeden önce teknolojik açıdan sizin daha böyle gençlik açısından bilginiz olduğundan vatandaş nasıl seyredecek? Şimdi ona,
Uydu konusunu bana söylediklerinde İzmir'e bir toplantıya katıldım. Uydu ilgili şey, televizyon birliğinin toplantısına. Şöyle bir data koydular önüme. Türkiye'de evinde uydu bulunanların oranı %16. Geri kalanlar ya internet televizyonu kullanıyor ya özel platformları kullanıyor. Ama uydu receiver'ı bulunan oranı sadece %16. Şimdi bu orada benim çok mantıklı gelmedi benim aklıma. Yani %84 başka şeyleri kullanıyor. %84 diğer özel platformları kullanıyor. Tabii şeyi de açıklamak lazım. Hani özel, uyduyla özel platformlar farklı şeyler. Tabii reklam olacak diye söyleyemiyorsun özel platformların ismini. %16'lık bir yere girecek mi? ETV ne zaman girecek? Uyduya girecek mi? Çıkacak mı? Tabii kendim evime denemek için bir uydu aldım. Uydudaki kanallara bakıyorum. Yani 500'lere kadar kanallar var. Hiç adını duymadığım kanallar var. Bal reklamları var. Şu reklamlar, bu reklamlar. ETV orada aralara bir yere girecek. Hani kime bunun ne faydası olacak? O hep aklıma soru işareti olarak ilerledik. Tabii uyduya göre ekibimizin haberlerini, ekipmanlarını biz burada değiştirdik. Geçeceğimizi. Başvurumuzu da yaptık RÜTÜ'ye. Ama daha sonra RÜTÜ'den onayımızı da aldık. Frekans bekleyenler arasındayız şu anda. Ama orada ben kendi fikrimi Ernest Bey'e beyan ettim. Uydunun benim açıkçası hiç aklıma yatmadığını söyledim. Şu anki konum için. Çünkü uydu dediğimiz şey bana getireceğim maliyet aylık yaklaşık 15 bin dolar gibi bir ek maliyet getiriyor. Hadi onu kadar reklam alsam ama benim uğraştığıma değmiyordu. Yani kurumsal yapıdaki benim zihniyetime uymuyordu. Daha sonra internete ağırlık vermemiz gerektiğini söyledim arkadaşlara. Hemen web sitemizi yenildik. İnternet yayındaki serverlarımızı İstanbul'a taşındık. Oradan da Hollanda'da bir firma üstünden serverlarımızı yayın yapıyoruz. İnternet yayınına başladık ve insanların bizi oradan izlediğini görmeye başladık. Tabii internetin avantajı şu. Normal televizyonda, uyduda ya da karasalda bir program yaptığınızda sizi kaç kişi izledi, nasıl izledi bilemiyorsunuz. Sadece çarşıya çıktığınızda insanların sizi gülümsemesinden, geri dönüşünden, eşinizden, dostunuzdan biliyorsunuz. Ama internet televizyonculuğunda bizi izleyenlerin sayısını görmeye başladık. Hangi programlarımız izleniyor, hangi programlarımız daha çok izleniyor onu görmeye başladık. Tabi bu birazcık da monolog gibiydi. Çünkü izleyiciler bizi izliyor ama bize katılamıyordu. O zaman bir sonraki adımı aramaya başladık biz. İzleyicilerle nasıl interaktif bir şekilde program yapabiliriz? Facebook yayını çıktı karşımıza. Bunun için yine İstanbul'da bir firmaya özel bir yazılım yazdırdık. Canlı yayınlarımızı Facebook'tan yapmak istiyoruz diye talepte bulunduk. Bizim için sağ olsunlar çok kısa sürede yaptılar ve 23. yaş günümüze programı yetiştirdiler. 23. yaş günümüzün bir gün öncesinde test yayınına girdik ve 12 bin kişiye ulaştık bir günde. Bizim için çok güzel bir rakamdı. Tabii biz de o kadar beklemiyorduk. Yani firma bize, İstanbul'daki firma inanamayacaksınız rakamlara diyordu. Örnekler veriyordu. Biz abarttığını düşünüyorduk. Bir günde 12 bin kişiye ulaşınca biz de bayağı motive olduk. Daha sonra programlarımıza baktık. Yavaş yavaş yayınlamaya başladık. Facebook yayınında internette programlarımızın 5 bin, 6 bin, 7 bin, 10 bin aralığında bizi izleyenler olduğunu gördük. Tabii bu bizi bayağı şaşırttı. Hemen izlenme oranı düşük olan programlarımızı ele aldık. Onların içinde neler yapabiliriz? Programları nasıl daha izlenebilir hale getiririz dedik. Onlarda da aksiyonlar aldığımızda o programların da artışını gördük grafiklerle. Daha sonra bu izleyiciler de bunun reklamlarını yaparak tabii ETV'de, gazetede izleyicilerin bize Facebook altında soru sormalarını aktif hale getirdik. Bu şekilde izleyiciler bizi Facebook'tan izlerken aynı anda canlı soru sorabilir hale geldiler. Aynı şekilde izleyiciler konu kendilerine ilgileniyorsa arkadaşlarıyla bu yayını paylaşabilir hale geldiler. Kısacası izleyicilerle şu an hani burada 3 kişi oturuyoruz ama aslında bütün Manisa ile yan yana oturuyoruz gibi bir durum var. Bize şu an sorular gelirse arkadaşlarımız da zaten kulaklıklardan soruları alıyorlar hemen. Bizlere iletiyorlar bazen. Bazen cevaplıyoruz, bazen pas geçiyoruz programlarımızda. Ama Manisa ile iç içe hale bir getirebildik televizyonumuzu en sonunda. Yani şu anda bizi Manisalar izliyor değil mi? İzliyor. Kaç bin kişinin izlediğini görüyoruz. Evet. Bizi kaç bin kişinin izlediğini görüyoruz. İşte biraz önce rakam verdi. Anladığım kadarıyla Facebook'un sonunda girdik diyoruz. 23. yaz gününde yayına. Hiç beklemediğimiz bir sonuçta. 5 aldık, 6, 7, 10. 12 bin kişi. Bin kişiye test kadar. Test yayını günü 12 bin kişi. Dediniz. Bir programımız ortalama 6 bin kişiye ulaşıyor şu anda. Yani ortalaması 6 bin en az.
Öyle değil. Ortalama. Artısı vardır, eksisi vardır. Daha da artacak. Tabii daha artacak. Çünkü daha biz yeni başladık. Biz de hani bu konuda yeni başladık. İzleyiciyi örgütlemek çok güzel bir şey. Yani şey vardır. Birisi sürçülisan ederse programda ertesi gün hemen yayılır ya. Sosyal medya artık büyük bir canavar. Kontrol etmesi çok zor. Hangi programlarda ne yaptığımızda yayıldığını, nasıl insanların daha çok etkilediğini, hangi saatlerde hangi programları yaptığımızı. Mesela bu program yarın izlenecek miyiz? Tabii. Program bu program şu anda kalıyor. Bu program çekiliyor mu? Tabii. Şu anda canlı yayındayız. Canlı yayında mıyız? Canlı yayındayız. O zaman canlıyız. Şöyle bir şey var. Eskiden şöyleydi. Uyduduk kanallarda da öyleydi. Bizim program bittikten sonra ya eğer buradakiler tekrar kaseti koyarlarsa yani izleyebiliriz. Ama şimdi tabii. Öyle değil. Ama şu anda bizi 5 dakika sonra bizim 5 dakika önce konuşmamızı izleyebilir vatandaşlar. Şu anda hem canlı izleyebilirler hem de yarın da izleyebilirler. İsterlerse yarından sonra izleyebilirler. İsterse yani, programı alıp arkadaşına da gönderebiliyor. Ya programı tabii arkadaşına gönderebiliyorlar. Yani şu anda biz aslında internette çok öndeyiz. Tabii. Yani internette. Bunun yanında bizim avantajımız var. Velihan Bey tabii teknolojiye girecek ama biz Manisa'da şunu biliyoruz. Manisa haberlerini yaparsanız izliyorlar sizi Manisa'da. Yani bizim haberlerimiz dikkat ederseniz hep Manisa'dır. Yani eğer bir Manisalı Ankara'da Manisa ile ilgili konuşursa tamamdır. Ankara'da ama Cumhurbaşkanı konuştu, Başbakan konuştu. Devlet meseleleri bizi pek ilgilendirmiyor. Niye? Evet. Biz eğer Manisa ile ilgili bir şey konuştuysa bunu alıp haber yapıyoruz. Zaten prensibimiz bu. Bu televizyon, yerel televizyon böyleyiz. Evet. Ama belki şimdi uydudan sonra artık ufak ufak haberler de veriyoruz değil mi? Dünyadan, Anadolu'dan haberler gibi. Ama Manisalılar da şöyle olduk. Daha iç içeyiz. Velihan Bey söylediği gibi şu anda bizi izleyen herkese karşı karşı konuşuyoruz. Şu anda bizi izleyenler var. Var çok, tabii. Büyük söylemeyeyim. Bir ara bir beğeni aldı. Bir program yaptık. İlk defa bu gözlemde değişik bir şey yaptık. Müzik koyduk. Evet. Ama müzik şart. Bakın şimdi ben de işlerdim buraya böyle bir müzik. Yani şunu Türkiye'nin şuna ihtiyacı var Yüksel abi. Türkiye'nin artık huzura ihtiyacı var. Doğru. Türkiye güzel şeyler duymak istiyor. Türkiye çok güzel bir ülke. Çok güzel. Tabii ki bu her güzelliğin arkasında ufak tefek tatsızlıklar olabilir ama Türkiye'yi çok seviyoruz. Türkiye'yi seven insanlar artık zaten 15 Temmuz'da kendini gösterdi. Bu Türkiye bizim dediler. Dolayısıyla bizim programımız çok güzel olmalı. Yani ben şunu söyleyeceğim. Bir daha beni çıkarmak istiyorsanız şurada bir saz takım olmasa çıkmam. Ben şarkı söylemek istiyorum ama bir şey müzikle çıkmak şimdiden isterim. Şimdiden davet edildiniz yani, başkan. Ama, şimdiden. Ya onu bilemem. Şimdiden. Yani değil mi Velihan Bey? Yani insanlar müzik ve spor çok önemli. Müzik saz ve spor bulacağım. Çok, tabii. Saz bulacağım. Siz evet. Söyleyeceksiniz. Evet. Ya söyleriz. İsterseniz dinleriz. Küçücük bir şey de söyleseniz olur. Yok. Yani ama sizin şöyle eski bak. Müzik bilginizin olduğunu da biliyorum. Ben evet. Gençliğinizin yani daha bu, böyle bu müzik, delikanlık müzik, çağında. Aynen doğru. Geçen bakın müzik korosu çıktı galiba. Değil mi? Burada gayet güzeldi. İzleyenler var. Bir gün sonra da. Şimdi gene yapacağımızı sevgili izleyenlere biz duyuralım. Yapmış olduğumuz müzik programında bizim gene sıra dışı güzel insanlarımızın kurmuş olduğu dernekte yine Manisa'nın çocuklarının yapmış olduğu müzik ve şarkılarda dedik ki birazcık bir nebze neşelendirelim. Ortalık zaten hani sıkıntı içinde. Biz evet. Şey yapalım. Bizi izleyenler biz evdeyiz ya şu anda. Evdeyiz, bürodayız, ofisteyiz değil mi? Her yerdeyiz, kahvedeyiz ve o insanlar da mırıldansın. Yani müzik ruhun gıdasıdır ve şu anda müziğe ihtiyacımız var. Güzel sözlere ihtiyacı var. Çünkü o müzikte hep güzel sözler var. Dolayısıyla eğer tekrar beni çağıracaksanız buraya bilginiz olsun diye söylüyorum. Velihan Bey ya bu maliyet getirir getirmez. Bakın bu maliyet getirir getirmez bilmiyorum ama yani ben şunu söylüyorum. Burada müzik de olmalı programımızda. Başkan her şey maliyetli olmuyor. Yani gönülden oluyor. Gönül sevgisinden oluyor. Bugün tamam. Şimdi buraya getirmiş olduğum müzisyen arkadaşlar hiç kimse 5 kuruş almadan tamam. Yok ben onu espri ben de onu espri olarak söylüyorum zaten yapıyorlar. Ama şu var. Şu var. Yani yine bu, öyle arkadaşlarla. Bunlar canlanmalı. İnsanlar evde işini yaparken, yemeğini yaparken, televizyon açık olduğunda o da mırıldanmalı, şarkı söylemeli. Biz zaten böyleyiz. Evet. Biz Manisa'da o yüzden bütünleştik. Biz Manisalıların ne istediğini biliyoruz. Şuradan hem anons etmek istiyorum. Manisa'da müziki dernekleri var. Geçen gün Yunus Emre Müziki Korosu, Türk Sanat Müziği Korosu bir konser verdi. Konsere İzmir'den tanınmış ses sanatçısı ve besteci olan Selim evet, hanımefendi Öztaş geldi. Eşi geldi Neşe Öztaş. Bunların korosu yani onların şefliğinde bir güzel konser verildi diyebilirim.
Ama bunun içinde tenkit ettiğim bazı konular da var. Ben Manisa'nın öz evlatlarının okuduğu ve gençleri oraya çekecek bir koroların olmasını istiyorum. Yani doğru. Burada evet gelen müzisyen arkadaşlar İzmir Radyosu'nun ünlü profesyonel ekibiydi. Bu belki bir sefer ücretsiz gelebilir ama yarın ücretsiz gelmez bunlar. Ya biz Manisalılarla bütünleşmek istiyoruz. Evet o, biz Manisalı tabii ki olsun. O üstadları yani, da çağırabiliriz. Lejyon takımı gibi değil. Hakiki bir Manisa evlatlarının kurduğu her şeyle şefi de Manisalı. Solistleri de Manisalı gibi. Olan. Mehmet burada adres Mehmet Yumurka'ya çıkıyor. Mehmet Yumurka'ya. Şeyde var şimdi yavaş yavaş Aylin Hanım'ın da kurmuş olduğu bir tamam, şey Mehmet var. Mehmet Yumurka'nın şeyi var. ETV korosundan başladı. Ama ve şu anda tabii onun ve şu anda sadece Manisalı galiba onlar öyle biliyorum. Onlar bir tane. Şimdi evet. Yani tek katıksız diyelim. Yani, onları ama şöyle yapalım. Onları da tekrar davet edelim. Yani bir daha onlardan şurada bir ekip olsun. Ben şöyle düşünüyorum. Eğer Sayın Mehmet Yumurka'ya veya Şef Tahir Kahraman duyuyorsa kısacık bir yılbaşı öncesi bir yılbaşı programı yapalım. Konserini yaparsınız, burada tabii. Küçücük yaparsınız. Her şeyi yaparız. Başkandan da izin aldık. Aynen her şeyi yaparız. Şimdi peki Manisalılara bu Facebook sayfasına girdiği zaman veya internet sayfasına girdiği zaman kullanacaklar? Gazeteyi nasıl okuyacaklar diye anlatalım. Evet. Gazeteyi de gazetemiz de yine Facebook'tan ve kendi sayfasından haberlerini servis ediyor. www.manisadenge.com adresinden tüm Manisalılar girip gazetemizin haber portalına haberleri anlık olarak okuyabilir. Bunu mesela bir alt hızı geçelim isterseniz. Değil mi? Evet. Denge.com muydu? Evet. Evet. Manisadenge.com adresinden. Yani. Başka bir şey daha yapsın Manisalılar o zaman bize burada. WhatsApp hattımız var bizim. Evet. Manisalılar Manisa'ya sahip çıksınlar. Zaten Manisalılar zaten Manisa'yı çok seviyor ama sahip çıkmak ayrı bir olay. Mesuliyet ayrı bir olay. Lütfen yanlışlıkları belediye başkanına iletmek istediklerini veya vali beye iletmek istediklerini veya televizyona iletmek istediklerini lütfen çeksinler, mesaj olarak bize atsınlar. Ve biz haftanın bir günü yayınlıyoruz onları gazete. Haftada iki ya da üç gün. Haftada iki veya üç gün bunları yayınlıyoruz. Yani bir şey var mesela. Otopark, değil mi? Şehrin tam ortasına otopark yapıldı değil mi? Ama otoparkın dışarıdaki yolun giriş yoluna sağına ve soluna araç koyuyorlar. Yani şimdi anlamakta zorluk çekiyorum. Bir kere baktım birisi çekiyor. Ne yaptınız diye soracaktım ama çeken televizyona göndermiş. Bir gün sonra haber yaptık onu. Yani tabii ki bu bir düzenleme olması lazım. Yani insanlar otoparka giriş kapatırlarsa bu 650 araçlık otoparka nasıl gireceğiz? Hiç düşünmüyorlar. Evet. Yani buna benzer şeyler. Eğer çöpü varsa veya güzel bir haber. Mesela geçen gün ben bir güzel haber çektim. Bir tane yaşlı teyzeyi efendim bir polis karşıdan karşıya getirirken çok ama çok keyif aldım. Hemen görüntüledim ve buraya gönderdim. Yani o kadar güzel bir şeydi ki polis teyzem geçecek ama arabalar devamlı geldiği için beyazın karşısında onu durdurdu araçları. Yavaş yavaş teyzeme geçirdi ve çok ama çok keyif aldım. Bunu da gönderdim. Yani Manisalılar bizim gazetemize sahip çıksınlar. Burada bütün herkes bir muhabir. Bütün herkes gazetenin sahibi. Bütün herkes bu gazetenin patronu. Bu gazetenin basımcısı, matbaa, her şeyi Manisa. Bu gazete Manisalıların, bu televizyon da Manisalıların. Dolayısıyla WhatsApp hattından bize muhakkak yazsınlar. Zaten Denge Gazetesi'nin hemen başında evet. Yazılı zaten evet. WhatsApp ihbar şimdi hattı. Arkadaşlarımız ekranda verebilir numarayı. 0530-407-2620. Bu numarayı ekrana versin arkadaşlarımız ve ekranda bir müddet dursun. Buradan iletmek istediklerini iyi veya kötü. Bize muhakkak WhatsApp'tan çekerek yazsınlar ve altına not olarak da iletsinler. Tenkitlerini de yazsınlar, her öyle. Şeyi yazsınlar. Tabii ki öyle. Yani sokağımızın lambası yanmıyor. Efendim, çok güzel bir şey değil mi bu? Biz de ilgileri hem uyarız hem rica ederiz. Efendim, belki arkadaşların görmediği şeyi gösteririz. Hiç kavga ile gürültü işimiz yok. Ama şu var, biz memleketimizde nasıl yardım edeceksek ederiz. Yani geçen gün mesela bir yerde beni tuttular, dediler ki Erdinç Bey, şurada alarm var. Bakın yukarıda şey var. Mahalleyi gözetleyen bir sinyalizasyon var ama ışıklarımız yanmıyor dediler. Gerçekten TEDAŞ'a telefon ettim. Bir saat sonra geldiler, yaptılar. Çok da keyif aldım. Ne kadar mutlu oldum. Yani mahallemizi anlattım. Her şey yapıcı olarak aynen yapılmalı. Biz de öyle olur. Biz de öyle olur ama insanlar ısrarla hata yaparsa da ikaz ederiz. Evet. Bu Manisa'da çünkü herkes birbirine saygılı olacak. Yani yolları kapatıyorlarsa. Efendim kahvenin önünde 10 tane delikanlı oturmuş.
ve onun kız kardeşi oradan geçemiyor, ablası geçemiyor, annesi geçemiyorsa bir arıza var tabii bu işte. Dolayısıyla bu gazetenin okunurluğunun yanında bu gazete nasıl faydalı olabilir? Zaten televizyonun kuruluş amacımız bu değil mi bizim? Evet. Bir kıskançlıkla kurmadık bu televizyonu. Başka da her yerde televizyon var, niye Manisa'da yok diye kurduk ve 23 yıldan beri de bu televizyonu ayakta tutmaya çalışıyoruz. Ama sebepleri şunlar. Bu güzel Manisa'da daha güzel yaşayalım, daha huzurlu yaşayalım. Ortamımızı daha güzelleştirelim. Efendim çalışanlarımızı motive edelim. Devlet büyüklerimizi, belediye başkanlarımızı, valimizi onur edelim. Onları da efendim motivasyona sokarak. Onlar da hizmet veriyorlar. Evet, aynen doğru. Şimdi geçenlerde dikkatimi çekti. Yollar ani kazılıyor. Böyle incecik kanal, mesela, defter sayfası mesela kadar. Hemen internet kabloları döşeniyor. Yani aynen doğru. Yer altına. İşte hemen onu ben yolda geçerken resimledim ve arkadaşlara teslim ettim. Dedim ki arkadaşlar bakın inceleyin. Sordum da merak ettim. Ne yapıyorsunuz? Dediler Manisa'da yılbaşına kadar internet şeyini Turkcell yapacağız. Online diye. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Bitirmeye çalışıyoruz. 15 tane ekibimiz var dediler. 7 ekibimiz var. 15'er kişi çalışıyor 7 ekipte. Şimdi bugün baktım buraya gelirken benim bulunduğum sokağa da caddeyi de Tümen Caddesi'ne de girmişler. Tamam doğru. Yani demek ki yılbaşına kadar bu. Mesela bunda bir şey söyleyeceğim. Yaşar Coşkun biliyorsunuz maske genel müdürü oldu. Sayın evet. Yaşar Coşkun. Geçen de ben bir tane çekmiştim WhatsApp'tan. Bozköy'de kazmışlar ama bırakmışlar. Sonra bir büyük araba da oraya girerek kazıyı daha büyük hale getirmiş. Ve her giren de altını vurarak gidiyor. Sonra Yaşar Bey'e gönderdim. Yaşar Bey aynı anda o gün hemen gönderdi ve şey kapatıldı. Evet. Yani bu bir hizmet meselesi. İnsanlar belki ulaşamayabilirler ama bize ulaşsınlar biz ulaştıralım. Bize ulaşsınlar evet. Biz ulaştıralım. Biz de oraya. Ve sonra bir gün sonra bana geldiler teşekkür ederim ki yok bana gelmeyin. Ben Yaşar Bey'e söyledim. Yaşar Bey yaptırdı bu işi dedim yani. Yaşar Bey de çok keyif aldı biz de keyif aldık. Dolayısıyla Manisa'yı nasıl güzelleştireceksek, nasıl güzel yaşanır bir hale getireceksek, efendim nasıl insanların çiğdem kabuklarını yere atmamasını öğreteceksek, evet. Böyle bir şeyler yapacağız, beraberce yapacağız. Yapabilsek, bazı yerde belediyeler çok büyük ceza kesiyorlarmış bu çiğdem kabuklarını yerlere atanlara. Gibi falan, böyle bir şey. Ama evet. Buna benzer daha çok problemimiz vardı. Bizim ama işimiz, bu eğitim meselesi. Manisa'da, bizim işimiz Manisalıları, Manisa'da neler istiyorlarsa biz onları anlatacağız ve herkes ahenkli, uyumlu bir şekilde. Şikayetlerimize bildirsinler. Aynen, biz onları tatlı bir şekilde yerlerine iletelim diyorsunuz. Yerlerine iletelim diyorsunuz. Değil mi Veylancığım, öyle değil mi? Doğru. Peki bu WhatsApp hattı nasıl çalışıyor? Şikayetler bir hale geliyor WhatsApp değil mi? WhatsApp hattında bize yoğun şikayetler geliyor. Bu şikayetleri biz birazcık eliyoruz çünkü bazı mahallelerden 2-3 şikayet geliyor. Tabii şu da var, mahallelerdeki bazı şeyler gözden kaçmış olabiliyor. Belediyelerimiz, 3 belediyemizde çok iyi çalışıyorlar. Büyükşehir Belediyemiz, 2 tane Şehzade Hüseyin Belediyemiz çok yoğun çalışıyorlar. Bize her gün servis ediyorlar haberlerini. Ama bunun haricinde, yoğunlukların haricinde bazen bazı şeyleri kaçırabiliyorlar. Ya da görmedik bir şey oluyor. Vatandaş bunu attığında bize hemen ilgileniyorlar. En güzel yanı bu. Vatandaşla belediyeler arasında köprü olmak bizim için çok mutlu bir haber. Onun haricinde Manisa'da hatta buradan söylemek istiyorum. En çok yaşanılan problemlerden biri engelli yollarına bazı evet. Vatandaşlarımızın araçları park etmesi. Evet, evet, evet. Bu araçları biz plakalarıyla birlikte yayınlıyoruz. Lütfen vatandaşlarımız da gördükçe bize yollasınlar. Bunu engellilerin yollarının tıkanmasına tamamen aynı şirketler grubu olarak karşıyız. Şimdi beyindeki başka engelleri kaldıracağız. Bu evet. Bana ait değil yalnız. Bu söz şey Sait Türe'ye ait. Yarınki gazetede bu çıkacak. Önce beyindeki engelleri kaldıracağız. Sonra engeller yolunda kapatmayacaklar değil mi? Şimdi başkan ben de burada hazır siz şeye bildirmeden ben burada halkımıza bildirmek istiyorum. Sevgili izleyenler benim de ufak bir şikayetim var belediyeden. Hangi belediyeden demiyorum size. Çünkü hani o belediye bu belediye atmayalım. Fatih Parkı'nda biliyorsunuz Fatih'in görkemli bir heykeli var. Evet. O heykelin altı yani kaidesi güzel siyah ve şey, mermerlerle döşenmiş. O mermerler kırılmış, kenara atılmış. Burada gazeteci arkadaşlara ben duyurdum. Dedim ki İstanbul'u fetheden 1453 yılında bir çağı atlatıp kapatan, bir çağı açan ve bununla övünüyoruz. Adını Fatih dediğimiz Sultan Mehmet'in oraya şeyini koymuşuz, övüne övüne.
Ama bir kaidesinin kırıklığına kimse gelip bakmıyor. Şehzadeler Belediyesi olarak da ismini vererek en sonunda bildirdim. Sayın dedim başkan, bir de Fatih Parkı'nı gelin gezin. Ha şöyle dağıtıyorsun, lokma dağıtıyorsun. Bilmem şunu yapıyorsun, bunu yapıyorsun. Yok ama ben şuna... Tenkitlerimi söyleyeceğim. Ben şöyle bir şey, tenkit yapalım ama şu var. Gel bir bak. Şöyle bir şey söyleyelim. Ömer Faruk Çelik bizim çok çalışkan belediye başkanımız. O zaman yanındakiler mi duyurdu yok, başkan? Hayır. Efendim şöyle bir şey yapalım. Yüksel abi, tabii ki bu yoğun tempo içinde bazen bakıyorsunuz görmüyorsunuz. Şimdi 3 belediye başkanı da bir gün onları da alalım. Sazlı sözlü onları da getirelim buraya. Ve göreceksiniz çok fazla çalışıyor ama bazen baktığınız zaman şu bardağın burada fazla olduğunu göremiyorsunuz. Bu tabii ekibi görmesi lazım. Yani kaçırmış olabilir ama telefon ettiğiniz zaman muhakkak yerine gelir. İddia ediyorum yarından sonra, 2 gün sonra bakın, pazar günü bakın oraya. Bu haber, pazar günü notunuzu alın başka lütfen. 4 sefer. Bakın, yaptım. Ben de şunu söylüyorum. Duydunuz mu, gördünüz mü o haberleri, gazete yazdı. Tamam yazdı, gördüm ben. Ama şu var, Ömer Bey bugünler çok yoğundur. Pazar günü veya salı günü tekrar bakın bakalım ne olacak. Bakalım. Şu anda bizi izliyordur. Muhakkak izliyordur. Ömer Faruk Çelik izliyordur. Ama bu Ömer Faruk Çelik için de geçerlidir. Efendim Sayın Mehmet Çarşı için de geçerlidir. Sayın Cengiz Ergün için de geçerlidir. Şu anda herkes Manisa'ya ne yapabilirim kavgasını yapıyorlar. Evet. Ve güzel şeyler oluyor. Tabii ki biz biraz da şunu yapmalıyız. Önce o mermerin yerine gelmek için kırmamalıyız onu. Yani mermeri kırmamalıyız. Ama o mermer kırılmışı yerine koysun bari. Tamam başkan. Doğru. Tamam doğru. onu hallederler sıkmayacağınız. Güzel bir yerde yaşıyoruz. İyi ben, insanlarla idare ediyoruz. Bu programda sağ olun, bu programı bana siz verdiniz. Estağfurullah. Yani dediniz Yüksel abi filan. Zaten şimdiye kadar 23 senedir televizyon konusuna bakarsan başında da varım. Şu anda sonunda aynen da doğru. Aynen varım. Doğru. Buradan şey yaparak ben ne Faruk Bey'i kırmak isterim ne de herhangi birini. Ama duymamazlığa gelmelerine de gönlüm razı olmuyor bazı konularda. Ya seçtiği kişilerin, sizlerle burada çalışan insanların ne diyorsunuz, niye görmediniz, evet, niye yapmadınız diye doğru sitem ediyorsanız doğru, yanına aldığı kişilerin de bu konuda gözleri olmasını beklerim. Bir de onları dinlememiz lazım. Belki sizin aranızda yaptılar, tekrar kırıldı. Ama iddia yok, ediyorum, yok. Bakacaklar ve yapılacak, sıkmayın canınızı. Yani inşallah. Tamam, sıkmayın canınızı. Ve Manisalılar, bakın şimdi söylediğiniz şeyi çok keyif aldım. Neden? Bunu söylemeliyiz. Bunu anlatmalıyız. Biz de sahip çıkacağız. Hepimiz sahip çıkalım. Tabii. Dolayısıyla bütün Manisa sizin gördüğünüz gibi ufak tefek hatalar olsa bile WhatsApp'tan çeksinler, atsınlar. Televizyon ve Velihan Bey'in ekibi burada de takip etsin. Çalışan belediyenin de hakkını verelim. Ben havaların güzel olduğu bu dönemde bu eski Emekliler Parkı dediğimiz parkta fıskiyeler akıyor. Evet, evet, tamam. Aileler oturmuş çocuklarıyla, çiçekler de bir güzel şey gördüm. Sanki fuarın bilmem bir köşesi gibi. Onu elimde amatörce ki makinamla çektim, gönderdim. Dedim bu güzellikten hani yararlanıyor. Tabii ki bunu yapan Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ettiler. Orada oturanlar. Doğru. Şimdi gördüm aynı Büyükşehir Belediyesi kış çiçeklerini dikiyor orada. Doğru. Harıl harıl çalışıyor. Çalışana can feda. Yani burada bu belediyeyi de tebrik etmek lazım. Şimdi diğer belediyeler küçük belediye oluyor değil mi? O zaman bakın büyük belediye daha büyük işler yapacak. Ama küçük belediyeler de var ya kendi imkanları dahilinde çok güzel işler yapıyorlar. Bir gün buraya beraber alırız. Belediye başkanları neler yaptığını anlatırız. Anlatırlar. Göreceksiniz çok şeyler oluyor ama ara sıra tabii bakıp da görmek olabilir. Biz işte bu yüzden televizyonu açıklıyoruz. Gazetemizin tirajını yükseltiyoruz. Ufak tefek Manisa'daki hataları bize anlatsınlar. Biz aracı olalım ve hemen yerine gelsin. Güzel bir Manisa'da, şirin bir Manisa'da keyifli bir yaşantı sürelim. Mesela hala bazı konularda hani laf lafı açıyor diye konuşuyoruz. Nasıl olsa televizyonumuzu seyredenlere bazı mesajlar verdik. Gazetemizi izleyenlere de bazı mesajlar verdik. Şimdi Manisa'nın şurada kısa kalan 3-4 dakikalık bir durumumuz var. Veda etmeden onlardan da bahsedelim. Yani siz Manisa'da neleri görüyorsunuz? Bir de sizin gözünüzde Manisa'yı. Ve belediyelerden neler istiyorsunuz? Velihan Bey mi anlatsın Manisa'yı? İkiniz de birden. Bu bir şimdi ekip, orkestra. Ben zaten saatlerce konuşabilirim de ama bir şey söyleyeceğim. Manisa'nın en büyük sorunu ne biliyor musunuz? Fabrika çıkışlarındaki ve sabah okul çıkışlarındaki trafik. Trafik. Yani buna bir çare bulması lazım. Galiba şu anda Fransa'da bir ekip var.
efendim yurt dışı Cengiz Bey'in talimatı gidenler, burada bir metro değil, tek raylı sistemle bir şey yapılması lazım. Spildin Dağı'nın etrafından, efendim yani Ulu Cami'nin etrafından çok güzel bir yolla biz şey otobana bağlanmalıyız. Askerin oradaki Manezya'nın önüne bağlanmalıyız. Ya yani bunlar olmalı Manisa. Şu anda en büyük olayımız saat 8-8.30 arası sabahleyin işinize gidemezsiniz. Kilitleniyor her taraf. Tabii ki emniyet çok çalışıyor. Efendim polislerimiz var ama en sonunda da araç sayısı belli, yol belli. Bu yollarımızın güzergahının değişmesi lazım. Ben şunu iddia ediyorum. Ulu Cami'nin arkasından efendim şeye kadar organize çıkışı veya YS kavşağı dediğimiz yere kadar eğer bir yol bağlayamazsak, şehrin Alaybey'e gidecek olan insanları oradan götüremezsek veya şehrin merkezini oradan rahatlatamazsak bu mümkün değil, olmaz. En büyük problemimiz mesai çıkışlarında, yani organizasyondaki mesai çıkışlarında ve sabah okul saatlerinde trafiğin tamamen durması. İnanır mısınız YS kavşağı diye bahsettiğimiz yerden, evet, Sultan Camii'nin oraya kadar o saatlerde 1 saat 20 dakikada gelemiyorsunuz. Bu mümkün diye gelemiyorsunuz çünkü trafik kilitleniyor. Bunun muhakkak bir çare bulması lazım. Yani bulacaklardır ama geç kalmamıza fayda var. Bu kentsel dönüşüm buna faydalı olabilir mi? Hayır. Kentsel dönüşüm, binanın tekrar yapılması. Biz ayrı, yeni yollar istiyoruz. Yeni, biz yeni bir güzergah istiyoruz. Bakın tabii Çin'de, orada o Çin'e gittiğim yapılırken... zaman anlatayım. Çin'e gittim. 8. kattaydım. Pencereyi bir açtım. Bir araba geçiyor önümden. Bu ne dedim ya? Neredeyiz? Üçüncü şeydeymiş. Alt üst geçti, köprü yapmışlar. 3 tane araçla geçiyor. Tamam. Belki bizim sit alanlarımız falan Manisa o yönden biraz sıkıntılı bir yer ama başka bir şey yapılabilir. Şu anda trafik sorunu bizim en büyük sorunumuz. Geçenler yine sıkıştım o araya, Karaköy'de şey arasına. Çok acil bir şekilde bir ambulans çıkmaya çalışıyor. Çıkamıyor çünkü her taraf dolu. Yol veremiyorlar, her taraf sıkıntılı. Yani bizim bu saatlerdeki yapacağımız sabahleyin, akşam ve gece yapacağımız şeyde bu trafik güzergahını değiştirmezsek çok sıkıntılar çekiyoruz. Bana göre birinci iş o. Yani Sayın Cengiz Ergin oturacak. Çok iyi proje yapacak. Önce bu, belki de vardır proje. Uygulamada sıkıntı varsa onu açacaklar. Yani telefik yapacağız yukarıya, tamam yapalım. Ama önce bir defa güzergahı şöyle Manisa'nın içinden 3-5 tane. Bakın nasıl çıkacağız Manisa'dan? Başkan çok kısa yapalım. Zamanımız doldu. Tamam. Bunu başlayalım. Peki şimdi şey, şunu yapalım. Manisa'dan nasıl çıkacaksınız? Dışarıya söyleyeyim bana sabahleyin. Çıkamazsınız. Ya Doğu Caddesi'ni kullanacaksınız. Veyahut da Öğretmenlik Kavşağı. Öğretmenlik Kavşağı falan mümkün değil ki. Bunu Öğretmenlik Kavşağı'na gitmeyenler Erdinç Bey abartıyor diyebilirler. Ama gidin sabahleyin gidemezsiniz. Yürüyemezsiniz. Yani saat 8, saat 9 arasında oradan gitmek mümkün değil. Bir de sona söyleyeyim. Araya çöp arabaları giriyor ya. Ya Adliye'nin oradan geliyorsunuz, çöp arabası. Tabi arkanızda bir kuyruk var. Ama çöp arabası da inecekler çocuklar, çöpleri dökecekler, tekrar yerleştirecekler. Hatta son iki tane onu da alacaklar, koyacaklar ve devam edecekler. Ha, böyle bir şey olabilir mi diyorum. Şimdi saat belediye 8.30... başkanı ne diyor içinden biliyor musun bu konulara bakan? Ya şuraya yani, bak, sevsen azarlar, sevmesen azarlar. Yok. Yani çöp kamyonu. Başkana kimse söylememiştir. Çöp kamyonunun saatini değiştireceksiniz. Bu kadar basit. Efendim gece gürültü oluyormuş. Ama biraz daha az gürültü yapacak. Gibi sabahleyin gibi. Tabii. Bizden bu kadar. Evet. Bu tip konularda ne yapalım diye düşünürken bir de dünyanın geri kalanına bakmak lazım. Dışarıda neler yapılıyor. Ben 2 sene Kaliforniya'da yaşamıştım. Orada şöyle bir sistem vardı. Trafiğin yoğun olduğu saatlerde o caddeye park etmek yasak. Eğer bir cadde saat 6 ile 9 arası yoğunsa, 6 ile 9 arası orada arabanız varsa anında çekiliyor. Cadde rahatladıktan sonra gece 9.30 ondan sonra huzur içinde park edebilirsiniz. Sabah 7'de çekeceksin ama arabanı tekrar diyor. 7'yi bir geçe gelip arabanı çekiyorlar. Bununla ilgili özel program yapalım. Yani ben de belediye şimdi... başkanlarını ben sizden zaten önümüzdeki şey günlerde istiyorum. Sayın Cengiz Ergün'ü davet edeceğim. Ama benim gündemim sadece bu olacak. Sizi de oraya şey, soru sormak için muhakkak davet ederim. Tabii, programı ben kendim bağlayayım. Mutlaka. Değil mi? Evet. Zaten şimdi olmalı bunlar. Çünkü evet, böyle doğru olarak halka duyuracağız. Evet. Belediyelerin çalışmalarını. Aynen. Veya yok, her şey çok güzel gidiyor. Sadece bilgi ve birikimimizi yani aktaralım. Onlar gidin ne isterse yapsınlar. Burada benim sıkıntım şu. İzleyenler de dinlesinler. Yani kapalı kapılar ardında yapılan haber şeylerden, projelerden kimsenin haberi olmuyor. Halkla bütünleşelim. Yani şunu yapacağız.
O mahallede sıkıntısı varsa, onlar şikayeti varsa şikayetlerini bildirsinler. Aynen, belediye aynen, onu da incelesin. Aynen, evet. Diyoruz ve programımızı burada bitiriyoruz sevgili izleyenler. Sayın Yumrukaya'lar katıldım. Yumrukaya'lar. Evet, aile şirketi katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Büyük gelsin, Yumrukaya, küçük sağ olun, Yumrukaya. Sağ olun. Önümüzdeki haftaki programımızı şey söyleyeyim. Hanedan sahibi Ahmet Karakaş gelecek. Sizin programımızı izliyor. Biraz önce konuştuk. Dedim ki Yüksel Bey sizi çağıracak dedim. Memnuniyetle dedi. Haftaya çarşamba konuğunuz hanedan sahibi. Hanedan çeyiz. Ben notumu da alayım. Ahmet Karakaş Bey sizde sadece şeyi konuşacak. Çarşıdaki sıkıntıları konuşacak ve esnafın durumunu konuşacak. Bu konuda da Ahmet soyadı? Karakaş. Ahmet Karakaş. Hanedan çeyiz. Evet. Siz söylemiştiniz. Ben de kendisine rica ettim. Evet. Programı kapatıyoruz evet, değil mi? Biz Sayın Yüksel Bey. Bekliyoruz peki, onu da. Evet, programı kapatıyoruz sevgili izleyenler. İyi akşamlar diliyorum. Başka bir programda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.